Supraventriküler taşikardi ya da kısa adıyla SVT, nabzın anormal derecede yüksek olması durumudur. Supraventriküler kelimesi supra üzerinde, ventrikülerde karıncık anlamına geldiği için supraventriküler'in kelime anlamı olarak karıncığın üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Ekranda bir kalp görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi de karıncıkları işaretliyorum supraventriküler karıncığın üzerinde demek olduğuna göre bu durumdaki anormal kalp atımı AV düğümünün üzerinde başlar. AV düğümünü de şu şekilde turuncuyla işaretleyelim. AV düğümünün kalbin elektriksel iletim sisteminin ana oyuncularından biri olduğunu hatırlayacaksınız. Taşikardi, nabzın dakikada yüzden fazla olduğu durumlara verilen isimdir sağlıklı bir insanın nabzının dinlenme halindeyken yüzden düşük olması beklenir. Genç ve sağlıklı kişilerin nabzı dakikada 50 ila 80 atım arası değişir. Buradaki 100 atımın dinlenme halindeki birine ait olması gerektiğini de altını çizmek istiyorum. Çünkü normal bir insanın nabzı biraz efor sarf ettiğinde rahatlıkla yüzün üzerine çıkabilir. Nasıl mı? Ortalama bir insan olduğunuzu ve 200 metre koşacağınızı düşünelim. Kaslarınız normalden daha çok çalışacak ve daha fazla oksijene ihtiyaç duyacak. Öyle değil mi? Bu oksijeni kaslara ve vücudun geri kalanına ulaştırmak için kalbinizde atım hızını arttıracaktır. İşte bu durumda nabzınızın yüzün üzerine çıkması pek de garip değildir. Hatta son derece olasıdır. Sadece fiziksel bir etken olması gerekmez. Nabzınız şiddetli bir duygusal tepki sonucu. Örneğin büyük bir korku durumunda da yüzün üzerine çıkabilir. Mesela yüksekten korkan biri olarak bir roller coaster'a şu Luna Park ya da eğlence parklarında yüksek bir noktaya tırmanıp da bir anda öyle hızlı aşağı doğru inen trenler var ya onlara bindiğinizi düşünelim. Tren en yüksek noktaya ulaştığında nabzınızın da zirve yapması son derece normaldir. Bunun sebebi ise şiddetli korku anlarında vücudun kalp atışlarını arttırmak için bazı kimyasal sinyaller üretmesidir. Evet, burada da nabzınızın yüzün üzerine çıkması son derece normal bir durumdur. Konumuza geri dönecek olursak, az önce de söylediğim gibi, supraventriküler taşikardisi olan birinin nabzı dinlenme halinde yüzün üzerindedir. Bu kişi, verdiğim örneklerdeki gibi 200 metre koşmadan ya da şiddetli bir korkuya maruz kalmadan durağan haldeyken nabzı yüzün üzerindedir. Gelelim SVT'nin semptomlarına. SVT'si olan bazı kişilerin bundan haberi bile yoktur. Çünkü bu durum herhangi bir belirti göstermez ve belirti yoksa SVT için asemptomatik denir. Diğer yandan semptom ya da belirti gösteren kişiler kalpleri göğüslerinden fırlayacakmış gibi hissederler. Buna da çarpıntı denir. Çarpıntının kalbin göğüs kafesinden fırlayacakmış gibi hissedilmesine verilen ad olduğunu bir kere daha tekrarlayalım. Bu kişiler kalp atışlarını hissederler. Kalp çok hızlı attığı ve bu durum uzun süreler devam ettiği için belirtiler arasında göğüs ağrısı da görülebilir. Not ediyorum. Göğüs ağrısı çok sık karşılaşılan bir belirtidir. Kalbin hızlı atması durumunda bazı kişilerde anksiyete de görülebilir. Anksiyeteyi SVT'nin bir başka semptomu olarak not ediyorum. Bunlara ek olarak nefes darlığı, baş dönmesi hatta bayılmayı da ekleyelim. Baş dönmesinin sebebi ne olabilir peki dersiniz? kalbin kanı vücuda ulaştırmak için bir pompa görevi yaptığını biliyoruz. Kalp dinlenme halindeyken kanla dolar ve atmaya başladığında da kanı vücuda doğru pompalayarak oksijenin dokulara ulaşmasını sağlar. Kalp çok hızlı attığında ise kanla dolmak için çok fazla zamanı olmayacağından vücudun geri kalanına özellikle de tepe noktadaki beyne yeterli miktarda kan ulaştıramayabilir. Evet, işte baş dönmesinin sebebi de budur bayılma SVT'si olan hastalarda çok sık karşımıza çıkan bir durum değildir ama baş dönmesine çok sık rastlarız. Peki SVT teşhisi nasıl konur? Belirtiler teşhis için tek başına yeterli değildir. Doktor ya da sağlık personeli ve profesyonelleri belirtilere dayalı olarak SVT'den şüphelenirse öncelikle bir EKG çekilmesini isteyecektir. EKG, kalbin elektriksel aktivitesini gözetleyip raporlayan, gözlemleyip raporlayan yani bir cihazdır. SVT teşhisi için gerekli olmakla birlikte bize hastanın ne cins bir SVT'si olduğu hakkında da bilgi verir. Bu noktada SVT ve diğer anormal kalp atımlarının bir görünüp bir kaybolabileceklerini eklemekte fayda var. Yani evdeyken SVT belirtileri gösteren bir kişinin kalbi doktora gittiğinde normal bir şekilde atabilir ve bu kişinin EKG'si de son derece normal görünecektir. Normal bir EKG'ye sahip ama SVT belirtileri yani baş dönmesi, çarpıntı ve nefes darlığı gösteren birinin SVT'si olduğundan şüphelenirse, kişi taşınabilir bir EKG cihazı ile eve gönderilir. Bu sayede kalp ritimleri hastaneye ya da doktora gitmeden de gözlemlenebilir. Cihaz anormal bir ritim algılarsa hastane ya da doktora bir uyarı gönderip EKG'yi kaydetmeye başlayacaktır. SVT'nin farklı çeşitleri olduğu için risk faktörleri de çeşitlidir. Bazı kişiler kalp hücrelerini hücresel seviyede etkileyecek genetik anomali ya da mutasyonlar ile doğmuş olabilirler. Buna ek olarak kalbin yaşla birlikte yıpranması sonucu meydana gelen yapısal değişiklikler de SVT riskini arttırabilir. Koroner kalp hastalığı da bir başka risk faktörüdür. Koroner damarlar kalbe temiz kan e, yani oksijenli kan getiren damarlardır. Zaman içerisinde bu damarların tıkanması sonucu kalbe giden kan akışının düzeni ve miktarı değişebilir. Koroner kalp hastalığı tedavi edilemez ise koroner kalp yetmezliği ile yani kalbin vücuda kan pompalama görevini yerine getirememesinin getirememeye başladığı ileri seviye bir durumla karşılaşılır. Kalbin dışında da bazı risk faktörleri vardır. Örneğin koa hastası olan kişilerin SVT'ye yakalanma riski daha fazladır. Koa ya da kronik e, obstrüktif akciğer hastalığı genellikle uzun yıllar sigara içen kişilerde görülen bir hastalıktır. Akciğerde bir pıhtı ya da e, pulmoner e, embolüs e, benzer şekilde SVT riskini yine arttırır. Kalple bağlantılı olmayan diğer risk durumlarına uzun süreli alkol kullanımını, tiroid bezlerinin fazla miktarda tiroid hormonu ürettiği durum olan hipertiroidizmi ve patolojik olarak yüksek kabul edilebilecek miktardaki aralarında teofilin ve dijitalis olan ilaçların kullanımını verebiliriz.